Fotoğraf açacağım size. O Tamam. fotoğraflarda da yine Tanımaya çalışacağım. 1930'lu yılların, 20'lerin sonlarının takımının simalarını göreceğiz. Oradan da tanımaya çalışacağız. Bu isimleri saydık, şimdi oraya geçeceğiz. Bizde Burada olmadan 10, bir 10 yıl, 15 yıl önceki isimler. evet. Resimler daha doğrusu. Evet. Şimdi Biga İdman Yurdu'nun bir paylaşayım öncelikle müsaadenizle, bir saniye lütfen. Evet, paylaştım. Biga İdman Yurdu'nun bir şeyi kuruluyor. Musiki kolu. O zamanın savcısı İbrahim Bey başkanlık yapıyor bu musiki kolunda. Azalarından da hatırlayabildiğim kadarıyla Lütfü Bey, lise hocası Ayhan'ın babası diyor. Yani Evet, ben tanıyorum onu. evet. O da hoca mıydı Lütfü Bey? Neydi? Vallahi Lütfü Bey öğretmen olabilir ya. Evet. Bir de Lütfü Güven, ayrıca Lütfü Güven, Çankaya gömlekleri. Şimdi Çankaya gömlekleri dediğimizde ikiniz de bir şeyler anlatmak istersiniz herhalde. Selçuk'un babası. Selçuk'un babası. Evet. Selçuk Güven'in. Çankaya Evet. gömlekleri neydi? Biga'nın Arabaalan köyünde. Değil mi Ali? Evet. Biga'nın Arabaalan köyünde doğmuş, büyümüş. Ondan sonra İstanbul'a gitmiş. İstanbul'da Sultanahmet'te Sakaçeşme sokakta gömlek işine başlamış. Orada mesadet han vardı herhalde. Orada iş yeri vardı. Uzun süre gömlek işini yaptı ve Çankaya gömlekleri de bayağı marka oldu o dönemde. Evet. Bir marka yarattı gömlek. Ben bir şey sorabilir miyim ikinize? Tabii. Bu Güven ailesi, Ali Rıza Güven var, belediye başkanı Zühtü Güven var. Hiç ilgisi yok. Bunlar tek aile değil, değil mi? Değil, Aile değil. benzerliği. Değil, değil. Tamam. Bunlar eski kuyumcu Nurettin'in akrabaları Biga'da. Kuyumcu Nurettin Şenel vardı. Onun akrabaları oluyor. Evet. Her yaz hanımı ve çocukları her yaz Biga'ya gelir. 2-3 ay Biga'da kalırlardı. Ben yaşıt şey vardı, çocuğu vardı, erkek çocuğu. Evet, Devamlı alo. görüşürüz. Çankaya Çankaya. gömlekleri Sultanahmet Mesadethan No. 32 İstanbul. Bak söyledim ben. Evet. Anla bile söyledim size. Bunu görmeden. Evet. Bu da Sattınız mı siz? efendim? Sattınız Bunun mı ikinci Aydoğan katındaydı. abi? Efendim. Ben sattım çok. Aydoğan satmadı. Ben daha çok sattım. Evet, doğru. Ve ben Gürel evinden çalışıyordum. Evet. Evet. Aynen doğru. Peki diğer isimlere bakalım müsaadenizle, ben tekrar paylaşayım. Bir saniye lütfen. Yine Terzi Enver. Terzi Enver Diren Diren. herhalde. Soyadı Diren. Diren. Evet. Niyazi Diren, iki kardeş. İki kardeş. Karadenizlidir. Laz'dır bunlar. Evet. Dükkanı da şu anda ne var orada? Gözlükçü, anahtarcı Sami diye geçer köşede. Yani Tarzan lokantasının alt tarafında. Evet. Köşede bir dükkan. Onun karşısındaydı tam. Oğlu Turgut Diren de uzun süre orada gömlek pantolon falan sattı. Yani terziliği La, bırakarak dile Laz, geliyor. Ke Laz Kemal onun oğlu muydu? Hayır, amcası. Niyazi'nin oğlu. Niyazi'nin oğlu. Laz Kemal Evet. Niyazi'nin oğlu, doğru. Bu direnler Karadeniz kökenli o zaman hepsi. Karadeniz Şimdi kökenli. Evet, evet. Atilla Diren filan da, öyle mi? Evet, Oradan mı evet. geliyor? Tabii, tabii, Soyadından da onun çocuğu. tabii. Şimdi yukarıda Hatırlarsın. marangoz Nazmi deniyordu. Burada marangoz Sabri. Aydoğan abi sen doğru hatırlamışsın. Marangoz Sabri de varmış. Evet, iki ortaktı bunlar. Sabri'nin soy ismini çıkaramıyorum ama Gürkan Uysal'ın kayınpederi olduğunu çok iyi biliyorum.
Yalnız marangoz Nazimi'nin soyadını biraz önce de söyledim. Atalık'tı. Evet. Devam edelim. Marangoz Sabri de eski ne o ne deniyordu o köşedeki yere Aydoğan? Özel idare. Özel idarenin yan tarafındaydı dükkanı. Evet. Evet. Çaçan Hamdi kim? Çaçan Hamdi bu şeylerden dairecilik, şeycilik falan yaptılar. Mandıracılık yaptı. Bugünkü Ekrem, Çaçanlar mı? Çaçan Hun, Çaçan Yem. Onlardan. Evet. Onlardan olması lazım ya. Hamdi Çaçan canım babaların ismiydi. Babaların ismi. Mustafa Çaçan'ın babası. Evet. Mustafa Çaçan şu anda Çanakkale'de. Lokanta işimi işletiyor, öyle bir şey yapıyor. Şimdi müsaade ederseniz şeye geçeceğim. Birkaç tane fotoğraf paylaşacağım. Öncelikle 1930 yılının büyük bir ihtimalle 33 yılının Cumhuriyet Bayramı'ndan bir fotoğraf paylaşacağım. Yani 10. yıl olması muhtemel, tabii kesin değil ama oradaki tak çok güçlü olduğu için bunu söylüyorum. Soldan İsmet İnönü'nün, Atatürk'ün ve Fevzi Çakmak'ın fotoğrafları var. Köprü bu. Koca Köprü'nün başına kurulmuş. Evet. Lise tarafı. Evet. Burada Biga İdman Yurdu 1920 diye flamaları var. Burada herhalde daha küçük flamalar var. Siyah beyaz mı? Ali abi, o flama orijinalde de siyah beyaz mı? Gayet tabii, gayet. Hep siyah beyaz. Orada başka flamalar da var. Ya var da galiba aynı şeyin olabilir, emin değilim. Bak hayır, orada bak gel sola. Sanki başka. Bak Biga Gençlik sanki o. Bak bir bakalım, emin olalım. Bak Gençler Yurdu mu ya da? G'ye. Bilmiyorum hocam. Bilmiyorum ama bu şimdi bunun ben çok yeni dönem olduğunu zannetmiyorum. Burada Recep İkiz çok genç. Başka diğerlerine de bakacağız kimler olabileceğine dair ama. Başka tanıdık var mı görebildiğiniz? Yani benzetemiyorum. Aydoğan, soldan ikinci kim Aydoğan? Şu mu? Soldan ikinci. Bu mu? Şu. Ortadaki mi? Onun yanı. Bana göre soldan oluyor da ondan dedim. Öbür tarafa. Öbür baş. Şimdi göster bana abi. Kısa boylu var ya. En soldan bir, iki. Şu mu? Ha, evet, kısa boylu. Ali Katırcı'ya benziyor ama. Ben de benzettim de ondan sordum. Ali Katırcıoğlu'na benziyor. Evet, olabilir. Büyük ihtimal yani. Fotoğrafı biraz açayım ben müsaadenizle bu sırada sohbet ederken. Evet, açtım. O Katırcıoğlu garanti. Yani ben de hatta bir beni bile olacak şurasında ama yani fotoğrafın solunda. Katırcıoğlu. Gençliği. Evet. Boyundan posundan belli yani. Uzun boylu biri var burada. Bak. Onu çıkaramam. Tamam, bu Recep İkizler. Recep İkizler. Olur. Evet. Bu? Doğru. Hiç bilmiyorum. Bunda bir yönetici havası var. Burada mı? Yaşında evet. Mı? Evet. Kaymakam falan da olabilir o dönemde. Olabilir. Bu genç kim acaba? O genç de sporcu büyük ihtimal. Evet. Oturan kimmiş? Bir de ona görebilir miyiz? Oturan da var. Hiç çıkaramadım. Bak orada gene kol saati var İbrahim. Ya artık olacak o zaman değil mi? O da göstermiş ama. Şunu gözüm ısırıyor benim en sağdakini. Buradan tanıdık. Ali Rıza Güven değil mi bu? Belediye başkanı. Yok.
Yok, belediye başkanı değil, ilçe başkanıydı. Demokrat Parti'nin ilçe başkanıydı Ali Rıza. Belediye başkanlığı da var onun. 3 aylık belediye başkanlığı var. Çok belediye başkanlığı var. Çok bir dönem var, doğru. 3 aylık. Evet. Bu kadar. Bak. Bu idman yurdunun takı olduğu kesin, bütün şeyler, sloganlar futbolla ilgili, sporla ilgili. Bak, bir büyütür müsün? Bir de onlara bakalım. Doğru, evet. İnsan dik yürür. Bak, sporcunun doğru sözü, insan dik. Sporcunun özü sözü, sporcunun doğru. Kömürü şekerdir. Bu çok ilginç. Sporcunun kömürü şekerdir. Kömürü. Bak, şekerdir. Tamam, kömürü şekerdir. Şeker yiyecek, enerji alacak. Enerji alacak, enerji. Evet. Sen ol, çevik ol. Genç kalasın. İbrahim, burada bir trafik levhası var yalnız. İsmail, kaydırırsan biraz şurada bir trafik levhası var. Bak, çıkıyor yavaş yavaş. Bak. 5,5 ton abi. Yok. Köprüden geçiş. Evet, 5,5 ton. Evet. Kendine sağlam bak, vücut, spor yap. Sağlam vücut, sağlam kafada. Sağlam vücutta sağlam kafa. Herhalde. Şurada onda oradan diyor, spor, neyin spor diyor? Dedikodu yapma, spor yap. Dedikodu yapma, spor yap. Bu bak, şeyde burada, falan da olabilir. Hocam CHP. O şeymiş. Halk evi spor. Evet. Halk evi spor. Ha. Tamam. O da olabilir. Ama bak, o zaman İsmail, tarih değişti. Biga'da İtman halk evinin kuruluşu tarihi 37 mi 36 mı ne biliyorsun, 32-33 değil. Biga'da halk evi sonra, yok o zaman. 42. 37-38'de inşaat için, 38'de Atatürk ölünce yok, izin çıkıyor zaten, yok. Hatırlıyorsun. Bu fotoğraf kesinlikle 40'lı yıllara ait, yani evet, daha erken evet, olamaz. Tabii. Evet. Ya, halk o evi kuruluyor da. Ya bu sanki bana eski yazı gibi geliyor ama eski yazıyı da o tarihte asmazlar yani. Yok, mümkün yok, asmazlar değil. Adama asarlar. Evet. Ama bunda olsa da bir bile şey var. Bunda da bir şey var bak. Ne şimdi var? Okla gösterdiğin. Onda da bir yazı gibi bir şey var. Nerede? Şunda mı? Ha, orada bak. Onu büyüt. Evet. Ortasında bir rakam var sanki. Vallahi en azından bunda yazı olduğunu görüyorum. Burada mi, ya harfi, eski yazı abi. B harfi, S harfi. Ama olamaz ya. Hatıra olarak koymuş olabilir. Olur. Olur. Hatıra eski olarak filmalar, eski filmaları olabilir yani. Hatıra olarak koymuş olabilirler ya. Ne var, o kadar evet, da değil. Olabilir evet, tabii canım. Yalnız şeyler ya, grafik tasarımlar falan düzgün yani. Evet. Çok güzel bir şey yapmışlar yani. Evet. Peki bir tane daha göstermem gereken fotoğraf var. Müsaadenizle. İsmail, Fevzi Çakmak ne zaman öldü? Efendim? Fevzi Çakmak ne zaman öldü? 50'lerde öldü değil mi? Tamam. 50'lerde öldü. 50'lerde öldü. 40'lı yıllarda. 40'lı yıllarda partiye yani, katıldı. Sonra üzüntüden öldü zaten. Öyle derler yok, yani daha doğrusu. İnönü döneminde Genelkurmay Başkanlığı devam ediyordu. O dönem tabii. Tak, yoksa koymazlardı. Yani, evet. Şimdi bir fotoğraf açacağım arkadaşlar. Bir Hıdrellez hatırası. Burada muhtemelen bizim Bigaspor'un ilk futbolcularını tam takım göreceğiz. Bakın arkada 932 senesi Hıdrellez hatırası R İkizler yazıyor. Fotoğrafta bu. Şimdi en solda Recep İkizleri görüyoruz. Oldukça evet, genç, 32. Şu Bahçıvan Sabri'ye benzettim ama. Ben de ona benzettim. Şunu tanımıyorum. Daha yaklaştırayım mı? Çıkaramayız. Net değil çok, zaten çok zor. Şöyle biraz bakın, bunlar net kişiler bunlar. Taşlara bak ya. Bunlar futbolcu. Bu şimdi şuradan da devam edeceğim. Bak, futbol topu ellerinde. Evet. Hem aynı kaleciler zamanda herhalde oynamışlar. Zaman bu kaleci olmalı, şapkalı olur ya kaleciler. O dönemde bir gelenek evet, var.
Evet, evet. Varsa tanıdığınız, şöyle geçiyorum. 32 yılı, 1932. Yani bu adamlar 1915 doğumlu, 10 doğumlu. Orada adı geçen isimler onlar mutlaka ama tanımak zor şimdi tabii. Peki. Çok bir tane daha fotoğraf var. Bu sefer bir maç yapılmış. Maç bittikten sonra dinlenme anında çekilmiş bir fotoğraf göstereceğim. Evet. Şu önce arkasını okuyalım yine. Sonra ön tarafında yani fotoğrafı göstereceğim. Fotoğrafın arkasında biraz uzun bir tafsilatlı sayılabilecek bir yazı var. Yine altında Recep İkizler, Ra İkizler yazısı imzası görülüyor. Bir maç galibiyeti neticesi. Şunu okuyamadım. Arş, anş, neyse evi, aş evi olabilir bilmiyorum. Bahçesinde sporculara Anza. Yemek ziyafeti. Anzavurun olur mu? Yok. Olmaz olmaz. Anz olur. ANZ var nokta. Anz. Anzavurun evi, Anzavurun evi o. Tamam eyvallah. Tamam doğru. Anzavurun mu evi? Bahçesinde sporculara yemek ziyafeti. İçki yok. Herhangi bir şekilde bahçeye gitmek zaten yasaktı. Pardon kahveye gitmek zaten yasak. Bir hafta tart cezası verilirdi diyor. Oo. Evet. Kahveyi bile yasak konuşuyor. Ben bir şey sorayım. Ali abi, Aydoğan abi siz hatırlarsınız eğer. O namazgahın oralarda da maç yapılıyor muydu? Anzavur'un evi orada ya. Anzavur'un evi orada. O Osman arkası... Gazi'nin, Hamdi Bey'in bahçesinde falan maç yapılıyor muydu acaba? Arkası yoksa niye çıksınlar oraya? Namazla namazgahtı. Yani namaz kılınan... İleride de okulların bahçesi vardı ya Osman Gazi'nin, Hamdi Bey'in. Maç yapılıyor muydu oralarda acaba? Allah çok biz anca işte bayramda, seyranda çıktığımız... Yapılsa ancak antrenman yapılır yani. Maç yapılacak kadar büyük bahçe değildi o kadar. Evet. Yani futbol maçı yapılacak kadar büyüklükte bir saha değil yani. Ama orada Anzavur'un evinde yemek maçtan sonra yemek vermiş olabilirler. Çünkü manzarası biliyorsunuz Karabük'e kadar Marmara Denizi'ni... Görüyordu, evet. Bir havalarda manzarası çok güzeldi orasının. Orada ben böyle bir yemek verilmiş olabilir diye düşünüyorum. Varsayım benim kitabım. Evet. Çünkü maç ve sonrası diyor çünkü. O maç Anzavur'un sonrası evi... fotoğrafı açacağım şimdi. Son fotoğrafımız. Ama o fotoğrafı görmedik İsmail. İşte şimdi açtım. Ha bu mu? Bu. Yine Recep İkiz burada. Recep İkizler. Burada da Bahçıvan Sabri olabileceğini düşündüğüm kişi var. Emin değilim. Diğerleriyle ilgili o Biga İdman Yurdu'nun en sol başında duran takın altındaki kişi evet, buydu. Evet, bakın. Köprü başındaki fotoğrafta en baştaki şahıs. Evet. Burada yüzü daha net daha genç. Bilmiyorum. Ve daha genç. Evet. Ya ben bunu şeye benzettim ama Akişler'in ailesinin siması var. Akişler. Adem Akişler. Bir de tamirci olan kimdi? Ahmet Akişler'in biraz benzettim ama öyle midir bilmiyorum. Yok. Evet. Bu beyefendi var. Rahat tanınabilecek insanlar hep. Bizden 10-15 burada da var. Orada da var. Bizden 10-15 yaş büyükler tanıyacak onları ama yani bir kısmı demek ki bir kadar fazla kalmadı bunların. Bunlar futbolcu. Evet işte futbol oynamışlar da. Şu gözlüklüyü büyütebilecek miyiz oradaki? Şu mu? Evet. Parlıyor gözler camlar. Muharrem abiye benzer mi dedim? Yok değil. Smaç değil o. İşte onun için şey yaptım ama değil yani. Ben de şey yapamadım da.
Orada yer aya şey çömelmiş olan da buydu abi. Evet, evet, evet. Evet o. O ama tanıyamadık işte. Bu bir Karadeniz kökenli bir roze benziyor. Aydoğan abi az önce sözünü ettiğin Karadenizlilerden biri olabilir mi acaba? Yok. Yok, yok, yok. Onlardan değil. Evet, maalesef bu kadar. Elimizdekiler bunlar. Başka fotoğraf var mı? Son olarak bir kontrol edeyim. Evet, bir tane daha fotoğraf var. Onu da göstereyim. İki tane daha. Öncelikle hemen Recep İkizler'in iki fotoğrafı var. Birincisini göstermiştim. Onu tekrar edeceğim. Burada biraz genç. 20'li yaşlarının başı bile sayılmaz. 10'lu yaşlar. Bu da biraz daha olgun yaşı. Olgun yaşı. Şunu kim anlatmıştı? İlhami Ekinci mi anlatmıştı? Biga gençliğin de forması böyleydi diye. Evet, evet. Şu bağlan anlatmıştı. Evet, o yıllarda bu moda diğer takımlarda, Beşiktaş'ta şunda bunda da eskilerde görüyoruz bu formayı. Evet. Belki bu muhtemelen Biga İdman Yurdu. Büyük ihtimal. Olabilir. Büyük ihtimal. Evet. Burada herhalde bir maç öncesi veya sonrası. Maç öncesi. Öncesi görünüyor, evet. Öncesi. Evet, bir tane de şu var işte. Bu da bilinen bir fotoğraftır ama Recep İkizler'in ailesinin arşivinde yine vardı. Ali Katırcıoğlu herhalde atın üstünde fötürlü olan. Soldan evet. İkinci Güven, Zühtü Güven değil mi? Hangisi? Soldan ikinci. Şu mu? Değil ya. Yok. Hayır o değil. Soldan ikinci. Şu. Sağ sol karıştı. Hayır İsmail. Arkaya bakanın yanındaki. Yani bunu demiyor musun abi? Evet bunu diyorum. Bunu. Değil. Evet. Değil mi? Ben değilim. Hiç ilgisi yok. Daha fazla tanınması lazım aslında ama ne diyeyim ya o gençlikleri biz onların ihtiyarlıklarına rastladık bir yerde. Biraz daha yaşlı zamanlar rastladık. Ondan evet. Da gençliğini tanıyamayabiliriz yani çok genç olduğu zamanlar. Şimdi yalnız o Cengiz Topel Caddesi'ndeki Biga Gençlik lokaliyle ilgili şeyde bilgi olabilir. İlhami Ekinci'de diye düşünüyorum ben. Evet. İlhami Ekinci bilir. Çünkü Saadettin'le onlar aynı dönemdeydiler. Saadettin Tabak'la beraber de futbol oynadılar. O kulüple yani o lokalle ilgili, kulüp lokaliyle ilgili bilgiler olabilir. Ayrıca 18 Eylül kulübünün lokali de şimdi otopark olan eski Kültür Sarayı benim iş yerim mağazanın karşısındaki şeyin altındaydı. İtfaiye garajı. Kaç yer değiştirdiler canım? 18 Eylül mü? Tabii. Biga Spor da oradan ayrıldıktan sonra o da kaç yer değiştirdi? Tabii. Biga Spor sonra çıktı o şeyden. O da oradan çıktıktan sonra kaç yer değiştirdi. Yani çok değiştirdiler yer yani. Öyle sabit yerler olmadı. Bizim dernek Yüksek Talebe Derneği'nin kim vardı daha önce orada? Kulüp 18 Eylül mü ne vardı? 18 Eylül orada değil. Bizim ya Biga Spor ya 18 Eylül vardı. 18 Eylül kulübü oradaydı. Berber yanında vardı hatta. Evet tabii oradaydı. Kaç kesen? Yani çok yer değiştirdiler yani sabit yerleri yoktu öyle pek. Ben onu söylüyorum ama itfaiye garajıydı önceden orası. O dönem itfaiye garajıyken itfaiye garajı sonradan köprünün öbür tarafına gitti. O senin bahsettiğin sundurma olan yer. Yani şeylerin fotoğrafların götürüldüğü yer. Evet. Daha önce itfaiye garajı şu andaki otopark, katlı otoparkın bulunduğu eski vergi dairesi, ondan evvel kültür sarayıydı. Yani o binanın altıydı itfaiye garajı. Evet evet fotoğrafları var zaten. Tamam.
Tamamdır. Hadi görüşmek üzere. Çok teşekkür ederiz.